yağmadı müddetçe Bulgaristan'a, karın üzerine yağmur yağmadı müddetçe bu şekilde yükselmeden suyumuzu tahliye edeceğimizi tahmin ediyoruz. Yolumuz da kapanmayacak inşallah. Karaağaç köprülerimiz. Nehirlerin taşkın seviyesinde seyretmesi ve Bulgaristan'daki aşırı yağışlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Edirneliler, Devlet Su İşleri Bölge Müdürü'nün Bulgaristan'daki karlar hızlı erimedikçe korkulacak bir şey yok açıklamasıyla biraz olsun rahatlayacaklar. Türk-Yunan heyetleri Meriç İşbirliği toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, nehirlerdeki debilerin bir süredir aynı olduğunu ve öngörüsüne göre de yaklaşık 10 gün böyle kalabileceğini söyledi. Debimiz 1338 sabit durumda. Ne düşüyor ne çıkıyor. Bazen 1342, 1340 karın şeyine göre erimesine ve Velugrad barajından bırakılan suya göre şu anda 395 bırakıyorlar. Bunun 270'i enerji üretimi, diğer kalanı sabahlanan bir sudur. Yağmur yağmadı müddetçe Bulgaristan'a, karın üzerine yağmur yağmadı müddetçe bu şekilde yükselmeden suyumuzu tahliye edeceğimizi tahmin ediyoruz. Yolumuz da kapanmayacak inşallah. Karaağaç köprülerimiz. Ben bir 10 gün daha sürer diye düşünüyorum. Gökyüzünden düşen yağmur direkt akışa geçiyor şu anda. Tabii ki öyle. Kar hemen akışa geçiyor. Eriyen bütün damlacıklar nehirlere akışa geçtiği için emmediğinden direkt nehirlerde onun için sürekli su aynı şeyde debide devam ediyor. Settelerde herhangi bir sıkıntımız yok. Gayet muhkem settelerimiz. Yazlık settelerimizde su çekili çekilmez tamiratını yapıyoruz. Çiftçilerimizin hemen imdadına koşuyoruz. Çeltik ekim mevsimine yetiştirmeyi düşünüyoruz. Gelecek hafta ihalemiz var. Bu tarlalardaki dolan... Gazetecilerin tarlalarına taşkın nedeniyle kum dolan çiftçilerin Devlet Su İşlerinden yardım talep ettiğinin sorulması üzerine Bölge Müdürü Sabancı, tarla içi hizmetleri Devlet Su İşleri'ye ait değil, özel idarenin görevi. Vali Bey'in bu konuyu çözeceğini beyan ettiğini basından gördüm diyerek cevap verdi. Tarla içi hizmetleri DSİ'ye ait değil. Özel idarenin görevi veya başka kurumun görevi diyeyim şimdi. Onu Vali Bey çözeceğini geçen beyan etti. Sizlerin basında da ben gördüm. Herhalde özel idareye yaptıracak. Kum bu geçenki kadar değil. Çünkü geçenki ani bir feyzanla ne varsa önüne sürükleyerek gelen bir suyla geldi. Bu karın erimesi yavaş yavaş geldiği için sürüntü malzemesi daha az gözüküyor şu anda. Salma ile ilgili komşu barajları dolu çalıştırıyor. Esas sıkıntımız o. Bizim komşuyla anlaşamadığımız veyahut da bizim iyi niyetli davranmaları istediğimiz boş hacim bırakmaları, bize taşkın hacim bırakmaları. O taşkın hacminde enerji kadar su salmalarını istiyoruz. Ama şu anda enerjiden çok fazla su bırakıyor. 270 enerjileri 395 geliyor. Bunlardan biz bunu talep ettik. Dışişleri Bakanlığı şeydi ama en son bu yağışlar başlamadan 120 bin metreküp boş hacimlerinin olduğunu bize bildirdiler.